ister misiniz? Oyuncak hayvanlar 1 lira. Bez mi bunlar? Hı hı. Sen mi yaptın? Evet. Biz de yapardık çocukken. Ama artık pek kalmadı bunlardan. Tamam, alıyorum ben bunu. 1 lira. Benim bozum yok ama. Olsun. Bunlar 1 liradan fazla eder zaten. Hadi hayırlı işler. Teşekkürler. Hayvanlar var 1 lira. Hayvanlar 1 lira. Hayvanlarım var. Oyuncak hayvanlarım var. Büyüdün artık. Büyük bir kızsın ve büyümeyle devam edeceksin. Büyük kızlar ne yapar biliyor musun? Hayatlarına devam ederler. Annesine de devam ederler. Anne, beni bırakıyor musun? Evet. Seni bırakıyorum Turna. Çünkü senin için yapabileceğim bir şey kalmadı. O yüzden bu işi kabul ettim. Gidiyorum. Hayır. Tek bildiğim Sarıbayır. Cengiz ve Şule Yıldız diye arayacaksınız. Yani çocuk okula gidiyor ama tabii şu anda bilemiyorum. Adı Melek Akçay. Pardon. Tabii. Görüşürüz detayları daha sonra sizinle. Peki, hoşçakalın. Ah ya, bunu alacaktım. Şaşırdım seni görünce, evde olduğunu bilmiyordum. Erken dönmüşsün ofisten. Aa, evet. Tabii yarın büyük gün. Biraz bir şeyler düşüneyim, hazırlık falan yapayım dedim. Ama sen böyle söylersen ben heyecan yaparım. Nasıl bir doğum günü sürpriz bekliyor acaba beni? Vallahi bakacağız artık. İyi, bak bakalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen biraz önce Melek Akçay mı dedin? Evet. Mezara bahçıvan yollattım. Hani biraz çiçek eksin, gül fidanı falan. Malum mevsimi ya şimdi. İyi düşünmüşsün anneciğim.
Pısırcık. Pısırcık, niye küstün ama? Hiç bunu su vermedim diye. Söz veriyorum, bundan sonra daha fazla vereceğim. Çok dikkat edeceğim, tamam mı? Biz seni çok seviyoruz, tamam mı? Küsme de. Küsmek hiç iyi bir şey değil zaten. Ama ben birine küstüm. O artık beni istemiyordu. Benim annem olmak istemediğini söyledi. Uzaklığa gitti, bıraktı beni. Ben de onu kızdım, küstüm. Onu gömdü de gitmedim yanıma. Kötü mü yaptım? Bir daha dönmeyeceğim demişti. Dönmüş. Beni mi özledi acaba? Belki yeni döndü. Ya da beni arıyor. Kapı? Annem nerede? Bu saatte gelmez mi ya? Ay açtım. Ay açtım. Ulan ev bile bizi istemiyor be şule. Şaşırmış o ya. Şaşırmışsın sen kapı. Ay buna da bir ayar çekeriz. Ona da çekeriz ayar. Onu da patrona attığın gibi bir tane kafa atarsın. O da böyle patron gibi diye bize bakıp yol verir. Ama kapı veremez. Çünkü burada patron biziz. Patron. Ay. Ay. Edim. Severim. Haydi gel. Beraber serelim. Saçma lan. Çok güzel oldu. Güzel. Artık zaten iş güç yok, bitti. Bundan sonra yatış, mis. Evet ya, şöyle biraz da biz yatalım. Bir duralım be. Vallahi acıkınca da birbirimizi yeriz. Saçma. Vallahi ben oğlanı yiyeceğim. Çekil kız. Oğlum. Oğlum. Oğlum ben seni yer miyim ya? Sen gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Oğlum. Hadi sen de bunu yersin. Oğlum ben seni yiyeyim mi? Ha? Seni ham mı yaptı? Baba seni ham mı yapsın? Lan oğlum. Saçma. Ay. Ay gel bakayım. Uyuyacağım ben. Uyuyacaksın mı? Evet evet. Gündüz içtik, kafam çok kötü. Dur. Yatak beni çağırıyor. Bekle ben de gelin. Al bakayım kızım. Gel. Elim. Ya sen var ya. Ulan. Yapma. Zeynep. Ha? Ne haber? Ay, duymadım geldiğini. Ne güzel kokuyorsun. Her zamankinden farklı mı? Bakayım. Biraz bahar. Hı. Biraz çiçek. Biraz da kereviz çorbası mı pişirdin sen? Nasıl ya? Üzerime mi sinmiş? Şaka yapıyorum. Şaka, mutfakta gördüm. Önce mutfağı kontrol ettin yani. Geçerken gördüm diyelim. Ne yapayım, çok açtım. Hadi yiyelim. Hadi. Ben benim ilk hep geliyorum. Tamam. Oh. O kadar kötü mü ya? Hı? O kadar kötü mü yazmış öyle öfleyip püfleyecek kadar? Yok canım. Gayet güzel yazmış.
Anlattıkları Zeynep'in yaşadıkları hep. Ama biz bunu hep biliyorduk zaten anne. Ali hiçbir zaman saklamadı ki. Zeynep bu kitaba izin vermekle hata etti. Bu kitap ona hep geçmişini anımsatacak. Unutmasına izin vermeyecek. Ay ne gerek vardı ki böyle şeylere? Ben Ali'nin bunları düşünerek yazdığını sanmıyorum anne. O sadece bir mesaj vermek istedi. Kalıcı ve silinmeyecek bir mesaj. Doğru. Yani annelik üzerine şahane bir mesaj. Ali aslında duygusal açıdan çok güçlü bir adam. Öyle tabii. Umarım Duru'yu üzmez. Yok canım, nereden çıkardın şimdi bunları? Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Günaydın. Aa, günaydın. Ablacığım günaydın. Günaydın. Seni böyle görmek ne güzel. E nasıl görecektiniz başka? Bugün günlerden? Duru. Doğum günüm beni bekliyor. Evet. Ay çok mutluyum. Yeni yaşımda yeniliklere ve sürprizlere açığım. Hatta bence siz de açık olun. Yani kim bilir, belki bir sürpriz de benden size gelir. Aa, ne gibi? Lütfen, oyun bozanlık yok. Akşamki partiyi bekleyeceksiniz anneciğim. Bekleyelim o zaman. Hadi ben kalkıyorum. Çantamı alayım da ofise geç kalmayayım. Tamam. Şişt. Ne? Hayır, yani seni böyle görmek çok güzel ama dün geceden şimdiye bu kadar değişim. Şaşırdım. E ne var? Bundan sonra ne böyle? Artık bir şeyler iyi olsun, güzel olsun diye oturup beklemeyeceğim. Olduracağım. Gereken neyse ben yapacağım. Gamze! Geliyorum. Umarım doğru bir şey yaparsın. Çünkü hayatta her istediğimizi oldurmak mümkün değil. Yani ne yapacaksan bunu baştan kabul ederek yap. Olur mu ablacığım? Çünkü üzülmeni istemiyorum. Tamam. Gamze hadi bekliyorum. Geldim. Hadi git. Karın milleti değil mi? Korkucan tabii. Ne demişler? Seni rezil de eder, vezir de eder. Lafı da nasıl buraya bağladın anlamıyorum ya. Ulan senin gazına gelip herife kafa atmadım mı ben? Ya ortada gazmaz yoktu ki adam gık demeden kafayı atıverdin ona. Ya sebebi sen değil misin? İşsiz güçsüz beş parasız kalmadın bugün. Ne yapacağız şimdi burada? Cengiz ne işsizliği ya? Hayatında ilk defa mı işsiz kalıyorsun yani? Çıkacağız bulacağız işte iş ya. Ne? Ha bizi bekliyordu bütün pavyonlar değil mi? Hayır, pavyon olmak zorunda mı? Niye pavyon? İş sadece pavyonda mı yani? Yok, hastanede de var, adliyede de var. Bizim diplomalar böyle dizi dizi ya, bekliyorlar bizi. Sen çalışmak iste Cengiz. Millet kutu katlıyor, paket yapıyor, satıyor, karnını doyuruyor. Ama bizim Cengiz çalışmak istemez çünkü. On dönüm bostan, ya gel yat Osman. Şule zaten çalışır. Ya bana bak Şule. Vallahi sustum sustum, sabrımın sonuna geldim ha. Sonunda da selamet yok. Bildiğin kıyamet var. Bak gelmiyor üstüme. Seni de çocukları da bu eve gömerim, anladın mı? Ne var? Ne aşısı? Ha. Yarın getiririm. Ya yarın, öbür gün, ne bileyim getireceğim dedim işte. Allah Allah. Hadi iyi günler. Ne diyorlar? Ne? Ne diyorlar? Hasan'ın aşısı gecikmiş. Götüreceksin değil mi? Çünkü aşı olursa hasta olmaz. Allah Allah. Senden mi öğreneceğim ben? Şuna bak ya. Pabuç kadar değil. Hasan, bir bakalım nereye gideceğiz seninle? Aşı olmaya. Balık, oh, balık. Ablacığım bak söz veriyorum. Şu kadar acık olacak ya. Simsiye kısırığı kadar hiç acımayacak. Sonra da görüşecek, tamam mı? Ha hemşire abla, hemşire abla. Şey, biz aşı için gelmiştik de. Annen nerede senin? Ha, annem. Şey,
tam geliyordu, şey teyzeler çağırdı kahveye. Ayıp olmasın diye siz gidin dedi. Zaten bizim evde su deme ya. Aşık annesini getirdin mi? Neyse bakar asistanından, gel bakalım. İsmi neydi? Hasan Yıldız. Siz şimdi burada biraz bekleyin. Ben sıranız geldiğinde sizi çağıracağım. Sistemden Hasan Yıldız'a bakabilir misiniz? Hasan, abicim söz veriyorum çatamayacağım. Çatamayacağım, geçti. Günaydın, günaydın. Zeynep, günaydın. Günaydın. Bu paket duru için sanırım. Büyük bir şey var içinde galiba. Çanta. Yani ilginç değil ama işlevsel. Sen ne aldın? Eminim özel bir şeyler düşünmüşsündür. Umarım öyledir. Öyledir. Seninle ilgili her şeyi Duru için özel. Zeynep Hanım bir saniye bakar mısınız? Geldim. İşte bu. Fahri Hanım. Tıklasana üstüne. Aa vallahi o. Ata İlk Öğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniymiş hala. Şu internet ne garip ya. Yıllar sonra ilkokul öğretmenini bile buluyorsun baksana. Aa, hiç değişmemiş. Nasıl bıraktıysam hala aynı. Yani. Eşarbı da değişmemiş diyeceğim ama abes olacak tabii. Allah canını almasın ya. Aa, doğru. E, bu eşarp o eşarp. Evet tatlım. Şey, benim öğretmenimi de bulur musunuz? Eski öğretmenimi. Ay senin eski öğretmenin de mi var? Söyle ismine bakalım. Zeynep Güneş. Gel bak bakalım fotoğraflara. Çok Zeynep Güneş var, hangisi? Şu göstereyim ben. Şu. Emin misin? Güncel gazetesinde fotoğraf editörü bu öğretmen değil ki. Hayır bu. Başka ne yazıyor? Bırakmış o zaman öğretmenliği. Yakın zamanda evlenmiş gibi duruyor. Bakayım. Evet, 6 ay önce evlenmiş hatta. İstanbul'da mı yoksa uzak bir yerde mi? İstanbul'daymış. Hatta Tarabya'da bir otelde düğününü yapmış. Gelinliğin güzelliğine baksana, şahane. Ya saatinin de maşallah var. Çok güzel taşımış. Gelin çok güzel olmuş ya. Herkes de taşıyamaz böyle. Hasan Yıldız. Hadi bakalım kardeşinle al gidiyoruz. Gel ablacığım. Hadi aşağıya sen. Tamam. Patron gelip görüşecek sizinle birazdan. Eyvallah kardeş. Bu iş bence olacak şöyle. Patron görüşelim dediğine göre işi verir. Fena da değil mi ki? Aynen ya, kovulduğumuz yerden daha iyi oldu kesin. Vay! Zengiz! Lara! Allah Allah! Sen ne yapıyorsun burada kız? Özlemişim be. Aynen. Ay. Hoş geldin. Oğlum,
Buraya içecek bir şeyler getir benim misafirlerim. Falan, forza bak, yakışır. Ne yapıyorsunuz, gidiyor ya? Aman ne olsun be Cengiz, iş güç aynı. Aynı olur mu ya, sen bir eşiği atlamışsın baksana. Ha, havalar mavalar. Yok be, patron sağ olsun koruyor, kolluyor, geçinip gidiyoruz. Ha, iyi. Hadi bakalım, darısı bizim başımıza. Aa, siz burada mısınız artık? Öyle bir niyetimiz var, bakacağız. Hayırlısı. Çok güzel. Bundan sonra hep beraberiz desene. Aynen. Özledim lan seni. Cengiz. He. Bak bir. Sen gelsene bakayım şöyle. Kızım manyak manyak konuş, adamın asabını bozma. Ne demek olmaz ya, kafayı mı yedin sen? Olmaz Cengiz. Bu karı senin eski oynayışın değil mi ya? Yüzünün içine baka baka sana cilve yapacak. Ben de bir köşede oturacağım, sizi seyredeceğim. Senin böyle bir şey aklın alıyor mu? Ben onun beynini duvara yapıştırırım, biliyor musun? Sonra vay gene kovulduk olur. Bence biz buradan ufak ufak volta alalım. Zaten adımız da çıktı. Olmaz burası. Şule. Bak aklını başına al, kaç tane mekan dolaştık. Sonunda bir yer bulduk. Buna da burun mu kıvıracaksın lan? Kıvıracağım. Buna burun kıvıracağım. Şşt hemşerim. Heh. Patron sizinle görüşecek. Tamamdır kardeşim, hemen geliyoruz. Bırak. Ulan Allah seni cezana versin be. Git bakalım nereye gidiyorsan. Evet ablacığım, evet. Bana yolladığın o adresi buldum. Evet. Aha. Beyzade Sokak. Şimdi 27 numarayı bulacağım. Sağ olasın ablayı. Sağ ol. Belki sağ abla hakkını nasıl ödeyeceğim. İnşallah, inşallah. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Alalım. Bir önceki fotoğrafa gelir misin? Bak şurada yatan çocuğu gördün mü? Çektin mi fotoğrafını? Yok, şimdi gördüm. Neyse, geçmiş olsun. Gel sonrakine. Bu proje için çekilen bütün fotoğraflar burada değil mi? Daha önce bir eleme yapılmadı. Evet, hepsi burada. Elemedik şimdi. Bunu da alalım da lütfen. Ablacığım. Hı? Kolay gelsin. Aa, hoş geldin canım, sağ ol. Hoş buldum. Ali'ye mi geldin? Yo, seni görmeye geldim. Hı. Eğer vaktim varsa bir şeyler ısmarlayayım diyecektim. Olur. Dur. Ben yarım saate gelirim. Sen o zamana kadar fotoğrafları içeriklerine göre ayırır mısın? Olur. Allah. Söyle yapalım. Ne yapmışsın şimdi ablacığım ha? Ne yapmışsın? Aa, kapı çaldı. Bak ben geliyorum. Hemen kapıya bakayım. Oh.
Allah'ım sen turnama yardım et. Kuzum. Hoppa. Şimdi ne var acaba? Hemen bakalım. Acaba içinde ne var? Kapının önüne koymuşlar. Burada çok güzel mamalar var ablacığım. Burada çok güzel yemekler var. Bak sana mama, sana bez. Bu da mama. Aa, bak hatta sana diziler de var ablam. Çok güzeller. Benim mi? Hem de sevdiğim renk. Anne. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Duru geldi şimdi gazeteye. Akşam doğum gününü kutlayacağız biliyorsun. Ben yine de hatırlatayım dedim. Sinan'la gelip alacağız seni. Ben gelmesem ayıp olur mu? Tüyo, ya ayıp olmaz da... Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sesin bir kötü geliyor. Ağlıyor musun sen? Yok, hayır. Ağlamıyorum. İyiyim, iyiyim. Bahar alerjisi herhalde. Sesim ondan öyle tuhaf geliyordur. Biraz yorgunum da ben gelmesem. Peki. Kardeşinin doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim, tamam, iletirim ben ona. Bir şey daha var söyleyeceğim. Söyle. Yarın Sinan'la yurda gideceğiz. Çocukla tanışmak için. Sen de bizimle gelir misin? İkiniz gitseniz daha iyi olmaz mı? Yani çocuk açısından. Çocuklar ziyaretçilerin olmasına bayılıyorlar. Ne kadar kalabalık gidersek o kadar iyi onlar için. Tamam. Madem sen istiyorsun gelirim tabii. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Söyledin mi kahveleri? Söyledim, gelir şimdi. Neymiş benimle konuşmak istediğin şey? Ben öyle bir şey söyledim mi ya? Bilmem, söyledin mi? Ya abla çok fenasın. Dökül bakalım. Ya tamam, evet. Sana bir şey sormak istiyordum. Aşk. Yani az ve öz bir bilgim var. Yardımcı olabilir miyim bilmiyorum. Kafadan sorayım mı? Sor. İnsan evliliğe hazır olduğunu nasıl anlar abla? Bilmem. Anlar. Karşındaki düşündürür sana bunu. Ben bu insanla bir ömür boyu yan yana el ele yürürüm dedirtir. Sen Sinan abiyle çok mutlu görünüyorsun. Gerçekten öylesin değil mi? Sinan o süreçte benim hep yanımdaydı Duru, biliyorsun. Bu benim için çok önemli. Yani beni hiç yalnız bırakmadı. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Çok zorlanırdım herhalde. Sinan Bey, dediğiniz gibi yaptık. Tüm kamera yerlerini değiştirdik. Haklıymışsınız. Kör nokta yok şu an mekanda. Alarm sistemi? Onunla da ilgileniyor arkadaşlar. Yine de ben bir kontrol edeyim. Tamamdır. Alo. Buyurun benim. Biz evlat edinme başvurusunu tamamlamıştık. Yani eksik evrağımızın bulunmaması lazım. Anlıyorum. Anlıyorum. Evet, evet, yarın müsaitiz. Tamam. O zaman görüşürüz. Sinan Bey. Bir kez daha takdir ettim sizi. Az önce konuşmalarınızda kulak misafiri oldum.
Evlat edinmek ciddi bir karar. Erdemli bir duruş. Herkes taşıyamaz. O erdemli insan benim karım. Yani bu fikir temelde ona ait. Ben de onun izinden bu noktaya kadar geldim. İyi ki de gelmişim. Çok mutluyum. O zaman ben gideyim. Bir sıkıntı olursa arkadaşlarsa yardımcı olur. Tekrar teşekkürler. Onca işinizin arasında yorduk sizi de. İyi günler. İyi günler. Tamam. Kardeşim ne doydu? Doydun değil mi Burcuk? Bak benim karnım nasıl şişti. Of. Bakalım senin karnına. Oo, seninki benden daha fazla şişmiş ablacığım. Bak daha bir sürü yemeğimiz var zaten. Acıkınca yeriz yani daha sonra. Şimdi bunları kaldırıyorum kimse görmeden. Yani demek saklamak da ayıp ama biz anne babaya oyun yapıyoruz. Bulabilecekler mi oyunu? Hoppala yani bulunca sevinsinler diye. Sürpriz gibi düşün. Cengiz gelmedi mi? Gelmesin. Dümbük. Bu ne? Bu ne? Kapının önünde bir tane paket koymuşlar. İçinden yiyecekler çıktı. Aysel karısı bırakmıştır. Vazife edindi üstüne sizi. Allah'ım millet ne kadar iş güzel ya. Ama Aysel teyze bizim sevdiğimiz şeyleri bilmez ki. Beni yorma Melek. Aysel'den başka kim olabilir? Kimsenin şeyinde değiliz ki biz. Ne bundan? Bundan bana da getir. Ben de açım. Bütün gün bir şey yemedim. Uf, işte bulamadım zaten. Ne affedeceğim bilmiyorum. Pes vallahi. Sakladın ha? Ramza Hanım, dün akşam verdiğiniz listedeki dava dosyalarını hazırladım. Aa, teşekkür ederim. Bırakabilirsin. Efendim? Ramza Hanım, Selim Bey ısrarla arıyor. Cahide Hanım'la konuşmak istiyor. Cahide Hanım'ın şu anda çok özel bir görüşmesi var. Bölmeyin. Söyledim ama Selim Bey... Selim Bey biraz bekleyecek. O kadar. Peki efendim. Melek Akçay'ın okulda kaydı var ama pek gitmiyor anlaşılan. Devamsızlığı sınırda. Ailenin de durumu pek iyi görünmüyor. 4 aydır bu adresteler, 2 aydır ev sahibi protesto çekiyor. Geçen ay, evet, geçen ay karakola şikayet var. Aile içi şiddet. Kadın şikayetçi olmamış. Böyle. Anladım. Teşekkür ederim. Bütün detaylar burada. Başka bir isteğiniz olursa... Sağ olun. Rica ederim. İyi günler Cahide'm. İyi günler. Ne oldu? Neymiş durum? Öğrendim her şeylerini. Yine sefil bir hayat sürüyorlarmış. Başka ne olabilirdi ki? Ne yapmayı düşünüyorsun? Gidip görüşecek misin? Görüşsem ne diyeceğim Gamze? Zeynep'e Melek öldü dedim. Şimdi siz de buradan gidin, benim yalanım ortaya çıkmasın mı? Tamam anne, bana niye bağırıyorsun? Haklısın.
haklısın Gamzeciğim. Affedersin. Sanırım ben korkuyorum. Özür dilerim. Para anne. Para. Biz bu insanlara ancak para vererek bir şeyler yaptırabiliriz. Yani iyi bir pazarlık yaparsak... Bir kere biz diye bir şey yok Gamzeciğim. Artık bu işe karışmanı kesinlikle istemiyorum. Ama anne ben... Aması falan yok Gamzeciğim. Bu işi ben yaptım, ben çözeceğim. Zeynep öğrenecek olursa... Her neyse. Para. Evet, para. Ben o insanlara para vermeye hazırım. Ama artık onlara güvenmek gibi bir hatayı asla yapma. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tek bildiğim... ...bizim hayatımıza artık giremeyecekler. Buna izin vermeyeceğim. Canım, canım. Herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasınız. İyi ki bir aradayız. Sevdiğim, güvendiğim herkes burada şu anda. Yanımda. Sizlerle çok mutlu ve kendimi çok güçlü hissediyorum. Uzatmayacağım, merak etmeyin. Sizinle bir kere daha ne kadar şanslı olduğumu anladım. Şükredecek çok şeyim var benim. Sayenizde. Ve kadehimi güzel aileme kaldırıyorum. Bize. Evet. Aa abla senin elin de. Olsun. Hadi bakalım. Güzel yaşların olsun. İnşallah böyle günlerimiz bol olsun. Anneciğim. İyi ki seni doğurmuşum. Küçüğüm benim. Evet. Çocuklar, bu gecelik bana müsaade. Aa. İzninizi istiyorum. Anne ya. Daha dans edeceğiz. Hani kal işte. Kızlar, ben piste çıkarsam hepiniz gölgede kalırsınız. Hani o yüzden. Hani sabah 5'te kalkacağım için değil. Bizi gölgede bırakmasın diye. Hadi Allah'a ısmarladık benim güzel kızlar. Görüşürüz anneciğim. Hoşça kalın beyler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler. Efendim Gönül. Hayırlı akşamlar Cahide Hanım. Görüşebilir miyiz? Turna'yı gördüm bugün. Öyle mi? Zeynep'i adım adım felakete yaklaştırmak istiyorsun yani. Karşısına çıkmadım. Çıkamadım. Çıksam ne diyeceğimi bilemedim çünkü. Nasıl böyle bir şey yapabildiniz? O çocuğun gözünüzde hiç mi kıymeti yoktu? Nasıl kıydınız ona? Bunları konuştuk Gönül. Tekrar ettirme bana. Turna nasıl diye sormuyorsunuz bile. Merak etmiyorsunuz. Ama ben size söyleyeyim.
perişan halde. Kendi yükü yetmezmiş gibi bir de kardeşine bakıyor yavrum. Karar ver Gönül. Onların huzuru mu, Zeynep'in felaketi mi? Ben bu kararı aylar önce verdim. Kızıma hayatını geri vermek için günaha girmeyi göze aldım ben. Hiç de pişman değilim. Şimdi karar verme sırası sende. Aç şu telefonu, aç hangi cehennemdeysen. Ha, sonunda. Kaç saattir arıyorum ya, ulaşamıyorum. Neredesin sen? Meşgulüm demek ki, bakamıyorum. Yalanına kıran girsin Cengiz. Lan sen o karıyla mı birliktesin hala? Sana ne kızım? Sen beni bırakıp gitmedin mi lan? Ha? Onlayım, bunlayım, şunlayım. Sana ne? Cengiz derlendirme beni. Çabuk buraya gel. Vay, emriniz olur paşam. Kızım sen bana buyuracak adam mısın lan? Ha? Gelmiyorum. Gelmeyeceğim de. Ne yapacaksın? Ha? E gelme o zaman. Bundan sonra da hiç gelme. Hangi cehennemdeysen de orada kal, olur mu? İnşallah da o karıyla olursunuz. Vay. Allah Allah ya. Anne. Nasıl hasta? Ateşim var, bir baksana. Yoktur ateş falan, senin elin soğuktur. Sesleniyorum ama uyanmıyor. E tamam bırak uyusun çocuk, ne elliyorsun sen de? Uyuyor işte. Hasan. Ben kahve içeceğim, kahve isteyen var mı? Ki abla sen hayır diyemezsin kahveye. Vallahi bu sefer diyeceğim. İstemiyorum, teşekkür ederim. Ha. Peki, tamam. Hayatım, 140 hedef diyoruz galiba. Yani o kadar uzun mu yaşayacağız? Bu aralar sağlığına çok dikkat ediyorsun. Ya baksana kahve bile içmedin. Hayırdır? Belki de başkasının sağlığına dikkat ediyorumdur. Nasıl yani? Zeynep... Şişt, ya... siz. Sen ciddi misin? Ya senin bir şey söylesene. Ay ben kahveden vazgeçtim ya. Barmen pina colada önerdi, ben de hayır diyemedim. Ha, Duru da çok sever onu. Nerede onlar, onlara da söyleyelim. Ha, oradalar. Yok yok, rahatsız etmeyelim şimdi. Hallerine baksana. Zeynep. Hı. Nepal'de. Çok güzel. Katmandu'da Temel Meydanı'nda buldum. Çok genç bir tapınak rahibi satıyordu. Günlerdir bunu benden saklıyor muydun? Sen Nepal'den döneli bir ay oldu Ali. Evet, ne yapayım? Görünce çok hoşuma gitti. Tam senlik oldu bunun için. Hoppa. Tamam. Çok güzel oldu. Peki tamam. İtiraf ediyorum. Sana daha iyi bir hediye bulamama ihtimalim yüzünden. Ki zaten bulamadım. Onu öyle bir köşeye gizledim işte. Hadi. Tamam mısın? Hmm.
Aa, siz bayağı gidiyorsunuz. Ben Duru'ya haber vereyim. Yok yok, hiç rahatsız etme onları. Hadi Sinan, gidelim biz. Sen iyi akşamlar dediğimizi söylersin, tamam? Ayrıca kitaplığın sağ çekmecesinde günlerce kapalı kutuda beklemeyi de hak etmiyordu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu buldun mu yani? Benim evim, öyle mi? Evet. Gizli saklı kapalı kutular ilgimi çekiyor işte. Bu. Kedi gibi meraklıysan demek. Bu her şeyi mi karıştırıyorsun demek bence? Ya. Kızacak mısın yoksa bana? Hem de bu gece. Yok canım. Sana kızmak yerine sürpriz yapmayı tercih ederdim. Bu fena oldu be böyle. Bence işte fena olmadı. Ayrıca bu bilekliği başka birinin bileğinde görmüş olsaydım, o zaman daha fena olurdu. Ve eğer bu gece bir sürpriz istiyorsan, işte. Benimle evlenir misin? Şaka mı? Ne yapıyorsun? Lütfen. Soruma cevap vermedin. Duru, ayağa kalkar mısın? Lütfen diyorum. Hadi. Lütfen. Bu da benim çekmecemde sakladığım şeydi bunlardır. Ve dilimin ucundaydı. Bir türlü dilimin ucundan düşmedi. Ve... Duru, bunu burada keselim mi? Daha sonra konuşsak. Lütfen. Neden? Neden mi? Çünkü bu bambaşka bir gece. Senin doğum günün. Biz başka bir şey için buradayız. Yani senin yeni yaşını kutlamak yerine dediğim gibi sonra konuşalım. Yani benimle evlenmeyeceksin. Evet. Ama bunun seninle ilgisi yok. Ben... Sen kim olsa evlenmeyi düşünmüyordum. Sorun bende değil, sende. Diyelim. Ayrılalım. Duru, bunu büyütecek misin? Burada. Şunu eve gidince konuşsak. Ne konuşacağız? Benim sana söyleyebileceğim daha fazla, daha büyük, daha ileri ne olabilir? Benimle evlenir misinden daha büyük ne söyleyebilirim Ali? Sanırım haklısın. Ayrılmamıza neyiz? En azından bunu kabul ettin. Sağ ol. Ben içeri gidiyorum. Dediğim gibi daha birkaç gün gecikti. O yüzden bir şey söylemedim sana. Peki yani hap kullanırken de böyle bir şey olabiliyor muymuş? Yani olabilirmiş. Çok sık rastlanan bir durum değilmiş ama olabilirmiş. Sen hissediyor musun peki? Yani hamile gibi hissediyor musun? Ya sadece tedbirli davranıyorum. Beklemek lazım. Tamam. Zeynep, ya böyle bir şey varsa, hı? Yani ya hamileysen? Hamileysem, düşündüğümden daha hızlı büyük bir aile olacağız demektir. Gel buraya gel. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Çocuklarımız. Yurttan bir çocuğun da ailemizden olmasını çok istiyorum Sinan. Bundan vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmek mi? Yarın o kapıdan içeri birlikte gireceğiz. Hı?
Anne nereye? İş aramaya gidiyorum. Nereye gideceğim? Kazan ne olacak? Ne olmuş o sana? Ateş var. Hasta. Çocuk dediğin ateşlenir zaten. Allah Allah. Dolapta bir şurup var. Ondan ver. Ya anne. Ay ne var anne anne? Ne kadar vereceğim? Bir kaşık ver işte tamam. Allah Allah. Kardeşime ben şimdi bir kaşık ilaç vereceğim. Sonra iyileşecek benim kardeşim. Ama bitmiş bu. Aysel teyze. Aysel teyze. Ay aman ne oldu yavrum? Ha? Aysel teyze. Hasan hastalandı. Ben bu ilaçla verecektim. Ama bitti. O anan nerede? İşe gitti. Hasta çocuğu parmak kadar çocuğa emanet edip işe gitti öyle mi? Ama ben bakıyorum kardeşim ama şurup gitti. Tamam 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 sen üzülme kuzum benim tamam. Sen üzülme. Ben sana yardım edeceğim. Al sen bunu ben üstüme bir şey giyeyim hemen geliyorum. Ha. Bugün de sizi başka bir çocuğumuza tanıştıracağız. Ama önce eşinizi beklememiz lazım değil mi? Evet gelin şimdi yolda. Alper Bey sizi Zeynep Hanım'la tanıştıracağım. Başvurularını yaptılar. Yavaş yavaş çocuklarla tanışıyorlar. Dosyayı gördüm ama birkaç evrak eksik galiba. Ha, hazırlıyoruz bir yandan. Alper Bey, yeni müdür muavinimiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah yakında bir yavrumuza aile olacaksınız. Kısmetse diyelim Sunan Hanım. Bu çocuklar bize emanet sonuçta. En doğru aileyi bulduğumuza emin olmalıyız değil mi? Yatakhane nöbet çizelgesi bekliyorum size. Müsaadenizi rica edeceğim. İyi olacak her şey. Turnanın yurttaki videosunu hatırlıyorum ben. Mutluydun. Mutlu olabilirdi. Hayatta olabilirdi. Unutamıyorum onu. Yani zaten unutmak da istemiyorum ama korkuyorum bazen başka bir çocuğu sevebilecek miyim diye. Özür dilerim. Üzdüm seni de. Yok hayır. Senin yanında rahat konuşabiliyorum. Tuna'yla ilgili. Annemin yanında öyle değil. Dikkat etmem gerekiyor. Bir geriliyor. Hatta Sinan bile. Biz üçümüz çok şey paylaştığımız için herhalde. Sen Sakar teyze olduğun için. Zeynep. Zeynep, geç kalmadın değil mi? Yok. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Çok saçma bir trafik vardı. Çocuklar, onlar nerede? Geliyor şimdi Sunan ama. Ah, Sinan Bey de gelmiş. Sizi Zeliş'le tanıştırayım o zaman. Ben bir lavaboya kadar gideyim de yüzümü yıkayayım. Koridorun tamam. Solunda. Tamam. Bahçedeyiz bu arada. Tamam, teşekkür ederim. İyi
bu ya? Ha, gel, gel yavrum, gel. Geç yavrum. Buyurun teyzeciğim. Yavrum, bizi aşağıdan gönderdiler. Vallahi kimle konuşacağımızı bilemedik biz. Al, bu çocuklar perişan. Tamam, gel sakin ol. Bir otur önce, bir solukla. Hadi otur yavrum, şöyle sen. Gel ablacığım sen de. Oy. Onu niye yanında taşıyorsun öyle? Ne o? Şey, kardeşimin şurubu bitti. Daha doğrusu bitmiş. Ona ilaç içirmemiz gerekiyor. Ya, vallahi bu çocukları gördükçe içim parçalanıyor. Evladım, ben bunların komşusuyum. Yardım etmeye çalışıyorum ama elimden gelen belli. Yani el kadar çocuk kardeşine sahip çıkmaya çalışıyor. Olacak şey mi bu? Bak, hastalanmış çocuk. Anne baba? Var. Var da yok say sen. Kedi köpek de ana oluyor. Analık böyle bir tamam. Şey yavrum. Tamam teyzeciğim. Ben bir çocukları revire yollayayım, öyle konuşalım seninle, olur mu? Olur. Alo. Hamdi'ye bir gelir misin? Sağ ol canım. Senin adın ne? Melek. Melek, elime yer misin? Al kuzum. Al yavrum, al, al ye. Al ısır. Çok seversin, al bakalım. İçim parçalanıyor. Yavrum, bu böyle olmaz. Devletin sahip çıkması lazım bu çocuklara. Vallahi ben getirdim, teslim ettim size. Karışmam artık. İyi ettin. İyi ettin teyzeciğim de o işler öyle olmuyor. Prosedürü var bunun. Evet. Benim kardeşim çağırmadı çünkü çok akıllı. Bak sen. Ne bilsen? Hasan zaten hiç öyle yaramazlık yapmıyor. Bir şey sorabilir miyim kızım? Buyurun. Demin içeri götürdüğün kız çocuğuyla küçük kardeşi niye buradalar? Bebeğin ateşi varmış. Bilemeyip buraya getirmişler. Bakıyoruz biz de. İyi mi? İyi, bir sorun yok şu an. Yalnız mı gelmişler peki? İçeride biri var ama annesi galiba. Ha. Teşekkür ederim. Zelişimiz gazeteci olmak istiyor. Duvar gazetemizde o çıkarıyor zaten. Ne güzel, ben de fotoğraf çekiyorum. Aa, çok güzel. Zeynep ablanın çalıştığı yerde de gazeteciler var. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok koşturuyorlar. Ben de koşarım. Ben hiç yorulmam ki. Bir gün ziyarete gelirsin belki beni, misafirim olursun. Tabii öğretmenin de izin verirse. Neden olmasın?
Şimdi konuşurum müdürle, ayarlarız. Belki yarın bile gidebiliriz hatta. Şahane. Bence de şahane. Müdürüm, bir şey soracağım. Bu Zeynep Hanım adı çocuk kaçırma olayına karışan öğretmen değil mi? Yanılıyor muyum? Nereden çıktı bu şimdi? Zeynep Hanım temiz sabıka kaydı verdi. Hükmü ertelenmiş. 3 sene içinde adli bir meselesi de kalmayacak. Muhakkak öyledir de. Ben adını duyunca hatırladım, bir araştırdım. Kurumun istediği evraklar belli Alper Bey. Ailenin psikolojik değerlendirmesi de uygun olduğuna göre. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. De konu kamuoyuna intikal ettiği için. Üstelik bir de kitap var Zeynep diye olayları anlatan, malumunuzdur. Yani ben konunun hassasiyeti açısından fikir beyan ettim. Versene bana da. Hemen abla. Cevap vermiyor. Başka numarası var mı annenin? Ne olacak şimdi? Yani bu çocuklar çöbe o ana babaya teslim edilecek geri. Öyle olması gerekiyor teyzeciğim. Gerekli, lazım da bu Sabile'nin hayatı kurtulmaz gibi yavrum. Babasını bir arasana. Belki bir kulağını çekersin, iyi olur ha. Yok, açmaz şimdi. Cengiz abi meşguldür. Kardeşimle bana yemek getirmek için çok çalışıyor annemle. Aşal teyze, biz de eve gidelim artık. Bak zaten Cevir'deki doktor abla da iyileştirdi. Ateşini düşürdü Hasan'ın. Bak zaten aşıda onlar. Cengiz abinin numarasını hatırlamıyorum ben zaten. Hadi ne olur gidelim. Ama annenle konuşacağım, tamam mı? Tamam, olur. Biz gidelim artık. Sağ ol güzel kızım. Gel yavrum. Hadi kalk yavrum. Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme toz olur. Gel beyaz. Mihir bana biliyor mu? Biliyordur herhalde, turnemur ne de yapıyormuş. Kavuşmamız tez olur, salına da salına da gel. Ah be kızım. Nereden çıktı bu evlenip gitme işi? İyiydik böyle türkülü, sazlı sözlü. Sevdim be Aydar abi. Türkülerden biri de benim bağrımı yaktı işte. Hocam sen ne vaktiydin? İlanı gördüm de bayan eleman aranıyormuş. Haydar abi. Bir bakacağım mı? Eleman için gelmiş abla. Buyur bacım. Bacım ne bu ya? Herkes burada akraba gibi mi konuşuyor? Neyse. İlanı gördüm de iş arıyorum, tecrübeliyim. Doldururum masaları yani. İçtiririm de. Ama kons işi, ötesi yok. Söyleyeyim onu baştan. Anladım. Yalnız yanlış gelmişsin. Burası pavyon değil, türkü var. Hem elemanı mutfağa alıyoruz. Mutfağa mı? Bir bulaşıkçı, bir mezeci lazım. Eğer elinden geliyorsa. Yani gelir aslında da. Ya bu ne kadar kötü söylüyor ya, bunun farkında mısınız? Bunu mu dinliyorsunuz sabahtan beri? Cık.
seni benden. Lırlar salına da salına da gel. Haydi yavrum. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni leblebet benimsin sandım. Ne diyorsun? İçli söylüyor kız. Ölüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Necla iki güne ayrılıyor. Sonra boştayız. Temiz mekandır burası. Sıkıntı olmaz. Müşteri tip belli. Arada bir iki efkarlanan olur. Hepsi o. Pavyondan sonra huzur evi gibi geldi zaten. Yalnız haftada 6 gece iş var. Çoluk çocuk varsa sıkıntı olmasın. Yok. Çoluk çocuk var da sıkıntı yok yani. Asıl önemli olan konu şu. Ne kadar para vereceksin? Biz de hak geçmez. Zaten dükkanın boyu posu belli. Başlıyor da kutuda. Akşam herkes bölüşür. Yalnız geniş repertuar lazım. Belli ki bu konuda sen tecrübesizsin. Sonra seni zorlamasın. Ya türkü biliyorum. Bilmediğim de öğrenirim. Ne olacak? Öğrenir yani. Oralar sıkıntı değil zaten. Önemli olan olmayacaksa söyle, beni oyalama yani. İyi. Sen varım diyorsan ben de varım. Yarın sabah gel, Necla ile çalışayım biraz. Eğer aklına yatarsa çık yarın akşam. Deneyelim, olur mu? Olur valla. Uyuyacağım baba. Bak saat çok geç oldu, hadi uyuy. Şule. Neredesin kız? Bir kere karşılan adamı be. Bir kere be. Anan nerede kız? Tuvalette. İyi. Ablam dur. Cengiz Bey evin yolunu bulmuş sonunda. Ne oldu? Kapının önüne mi koydu o cibriyetsiz karı seni? Ne diyorsun lan sen? Yedirmedi değil mi parasını? Yedirmez tabii. Çünkü herkes Şule değil. Herkes Şule kerizi değil ki. Kerizlik ya bendeki. Ne diyorsun kızım sen? Ha? Sen canına mı susadın? Sen canına susadın. Tamam ablacığım, tamam. Dur, tamam. Tamam. Gel buraya. Ben senin katilinde olacağım. Paralayacağım. Pardon, bakar mısınız? Ben aynısından istiyorum bir tane daha. Aa, veya daha sertinden olsun. Tamam mı? Durucuğum,
Anladınız mı? Tamam. Durucuğum bekle. Bizimkiler de bitsin, beraber isterdik. Ya hayır, beklemek istemiyorum Merve. Yani beklemek hiçbir şey değiştirmiyor. Hayat devam ediyor, yıllar geçiyor, zaman geçiyor. Sonra öyle kek gibi kalıyorsun beklediğin yerde. Kek yaptın. Sabah. Yapsak. Ya niye gelmiyor benim içkim? İçkimi istiyorum. Bırakma acaba yavaş yavaş ya. Abi niye korkacakmışız? Bırak konumu. Ben daha hayatımın aşkını bulacağım. Duracağım. Hmm. Hadi ama yapma böyle. Bak herkes bize bakıyor. Bakıyor mu? Baksınlar. Ne güzel işte. Bak şu yakışıklı baksın bana. Şişt. O baksın bana. Şişt. Yakışıklı. Pardon. Dans edelim mi? Ne oluyor? Bilmiyorum. Problem yok. Ay tamam sevgili, ne yapmış yapmadık. Durum. Madem aşk yok, o zaman içkimi verin bana. Şunu içeyim bari. Pardon, ben size bir kahve ikram etsem? Olur. Ama beraber içeceksek olur kahveyi, tamam? Ama sen sonra beni eve bırakacaksın çünkü... Söz mü? Söz mü? Tamam? Anlaştık o zaman. Duru çocuk işini yapmaya çalışıyor, farkında mısın? Ya bir dakika, bir dakika. Ya ne işi bu? Hanımefendi, ben buranın güvenliğinden sorumluyum. Aa! Tamam. Anladım. Sen güvenlikçisin. Benim eniştemin güvenlik şirketi var. Sen bunu biliyor muydun? Benim eniştem polis. Polis değildi aslında. Şey, komiserdi benim eskiden eniştem. Kim ki enişteniz? Sinan komiser. Sinan Duman. Sinan Demir. Demir. Sinan Demir benim eniştem. Ya? Ya? Sinan Demir. Niye gidiyorsun? Neden? Tamam hadi. Neden gitti şimdi? Tamam dur, hadi gidiyoruz. Hayır gitmeyeceğim ya. Sinan, ne oldu? O kadar güzelsin ki... ...sana bakarken tamam diyorum yani. Benim hayatımın anlamı buymuş. Zeynep'i seyretmek. Aylarca seyretmişsin beni uyurken. Sıkılmadın mı daha? Hayır. O zaman da sıkılmadım. Sen uyurken sana hep bugünlerden bahsettim. Beraber geçireceğimiz günlerden. Evet diyeceğimi biliyordun yani. Yani bir şekilde ikna ederim diye düşünüyordum. Pardon. Efendim Serap Hanım. Ne? Duru mu? Tamam, tamam. Soğuttuğunuz kahvenizi arkadaşlar yenisini yapsın mı? Hayır. Ayılmak istemiyorum ben. Peki. Burcu. Anne. Vay canım. Bakayım sana, iyi misin? Bilmiyorum abla. Çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Biz size eğlendiğini duyunca kızdık, ondan geldik yani. Başka bir şey yok. Ya tabii, inandım ben de. Hadi iç kahveni. Çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Hepimiz genç olduk. Hem bir şey yapmadı ki. Ben sizi tanıdığım için haber vermek isterim sadece. Eşim Zeynep. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de öyle. Hadi gidelim lütfen. Hadi bakalım. Yine tutun beklerim. Bana. Geliriz. Görüşmek üzere. Tutun bana. Ben
de sizin gibi olmak istiyorum abla. Ben de sizin kadar mutlu olmak istiyorum. Çok mutlusunuz. Ben niye olamıyorum? Olacaksın lütfen. Ben de olayım. Olacaksın, çok mutlu olacaksın. Bak şimdi uyuyacaksın. Ama her uyandığımda mutsuz oluyorum ben. Yok, yarın çok güzel bir gün olacak. Çok güzel. İnşallah olsun. Olmuyor ama. Olacak. Sen çok iyi bir adamsın Sinan abi. Biliyor musun bunu? Öyle mi diyorsun? Hı hı. Sen şimdi ben sarhoşum diye beni ciddiye almıyorsun ama... ablam doğru adamı seçti. Aferin ablam. Bravo. İyi ki Ali'yi seçmedin. Ali, Sinan... herkes seni çok seviyor abla, biliyor musun? Ama sen en iyisini seçtin. Çoktan seçmeli, sınavı geçtin abla. Yat bir tanem, çok sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun şu an. Yatayım değil mi abla? Belki rüyamda mutlu olurum. Hadi biz de yatalım artık. Doğru söylüyor, biliyorsun değil mi? Ali hala sana karşı bir şeyler hissediyor. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben de. Hatta böyle bir konumuz olması bile sinirlerimi bozmaya yetiyor. Dur, bu gece sarhoş Sinan. Sarhoş birinin kelimelerine takılıp birbirimizi kıracak değiliz, değil mi? Ben yatıyorum. Günaydın anne. Günaydın Gönül. Yumurtan da haşlanıyor, gel. Aa, tek tabak koymuşsun. Ben yemeyeceğim anne, sonra yerim. İçin mi almıyor? Ha, ne oldu? Bir hasta şey... mısın yoksa? Değilim anne, iyiyim iyiyim, otur otur sen. Hasta da olsan böyle dersin. Ağzım hürlü mübarek. Yok anneciğim, iyiyim iyiyim, ilaçlarımı da içtim. Peki o zaman neden bütün gece uyumadın? Ya uyudum. Ağzında yalan da durmuyor. Dönüp durdun bütün gece, gıcır gıcır öttü karyola. Yok anneciğim, uyudum uyudum. Senin bir derdin var ha? Torununla mı ilgili? Zeynep, ben bir hata yaptım. Gittim dünyanın en güzel kadınıyla evlendim. Yani dolayısıyla işim biraz zor. Dün gece biraz saçmaladım. Bir daha saçmalamayacağım söz. Tamam hadi. Hazırlayın masayı da poğaçalar soğumadan yiyelim. Benim başka bir önerim var. Acaba önce masaya kaç kişi oturacağımızı öğrensek mi? Nasıl? Ne diyorsun Gönül? Ölmeden mezara koymuş o kadını Sabi'yi. Yatacak yeri yok mu cahil denen karının? Aslında onu anlıyorum anne. Zeynep'i korumak için yaptı. Haklı. Hatta bana...
Ne yapsaydım, Zeynep ölseydi daha mı iyiydi dedi. İşine ne geliyorsa o öyle diyor. Bu muymuş korumak? Karı kumrucuk yavrusu. Masum taklidi yapıyor Aspam. Ölmemişe öldü demek. Olacak iş mi bu? Ay, ay Zeynep'im günlerce gidip o mezarın başında ağladı durdu. Bunun günahı çok büyük. Hem o tüyü çıkmamış karı bana hem de torunuma. Büyük hak geçti. Bak Gönül. Sen gidip söyleyeceksin. Başka çare yok. Anne, dilim ucuna kaç kere geldi. Ama söyleyemedim. Söyleyemiyorum anne. Zeynep'in düzenini bozacağım diye çok korkuyorum. Yoksa bu benim üstümde çok büyük bir yük. Boşuna bahane bulma kendine. Bildin madem, bu senin de vazifen. Söyle çocuğa. Nasıl söyleyeyim anne? Yüzüne bakıp nasıl söyleyeyim? Gelsin buraya sen söyle o zaman. Nasıl söyleyeceğim yüzüne bakıp? Anne söyleyemiyorum. O zaman kocasına söyle. Kızın yüzüne diyemiyorsun madem. Evinin direğine de. Hı? Of. Evet. Zaman doldu. Negatif. Maceramız buraya kadarmış. Ha, üzüldün sen. Ne tuhaf bir şey değil mi? Yani şu kadarcığı bile. Küçücük bir ihtimal bile insanı titretmeye yetiyor. Bugüne kadar çok adamla yüz yüze geldim. Katille, psikopatla. Ama hiçbiri beni bu kadar titretmemişti. Artık gelecekte kim gelecekse, kız mı oğlan mı bilmiyorum. Ama yurttan gelecek ablasını bekliyor bence. Yani? Yani o evde üç kişi olmazsanız olmaz diyor. Hmm. Bakmam lazım. Efendim Haluk. Ha tamam tamam, bir dakika bilgisayarın başına gideyim. Evet. Beş kurçalı. E tamam. Otur sen öyle durma ayakta. Sonra tekrar ararsın hadi. Sen kahvaltını et anne. Ben bir çorba pişireyim. Aa, niye? Ne çorbası bu? Yemek var diyordun hani. Tamam işte. Yemeklerin yanına ekleyeyim ben çorbayı. Yoğurt çorbası yapayım. Turna çok severdi yoğurt çorbasını. Ay bırak artık turna demeyi. Ay, ay vallahi anne çıldıracağım ben. Ya aman sakın, aklına mukayyet ol. Yapma. Dur ben şu çocuğu bir daha arayayım.
kıyma fırını olsun. Tamam, bu benim, bu senin, tamam mı? Acaba hangimizin buffer'ını bilelim? Tamam, seninkine bilelim ablacığım. Buna. Şimdi biz seninkine bilmişiz. Böyle boğaz turu yapıyormuşuz. Burası da boğaz, tamam mı? Anan nerede kız? Bilmiyorum, yok. Allah Allah. Olmadığını ben de biliyorum. Nerede diye soruyorum sana. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Arıyorum, telefonlarımı da açmıyor. O anan olacak karı benim cebimdeki bütün parayı acılamış. Bak. Utanmadan bir de sadaka bırakıyor. Ahlaksız. Günaydın. Ay, günaydın bir tanem. Ben uyandırmadım umarım seni. Yok. Duymamışım bile seni. Susamıştım ben de. Bir bardak alacak. Dur, ben getiririm sana. Teşekkür ederim abla. Çok özür dilerim abla ben. Akşam akşam hiç açtım başını. İş falan açmadın da biraz endişelendirdin, o kadar. Sinan abiyle benim için gece gece kalkıp oralara kadar geldiniz. Ya çok utanıyorum ben kendimden. Bir de onca laf ettim Sinan abinin yanında. Boş ver bir tanem. O kadar sarhoştun ki uzaylı olduğunu da söyleyebilirdin. Abla, ben başından beri biliyordum sana aşık olduğunu. İşin kötüsü Ali seni hala seviyor. Duru, bak sen daha ayılamadın. Biraz dinlen, sakinleş. Bunları öyle konuşalım, tamam mı? Abla, ben ona evlenme teklif ettim. Bana hayır dedi. Sarhoş veya ayık kafa fark etmez. Bu kadar basit. Ali beni reddetti. Ve şimdi kendimi boş bir çuval gibi hissediyorum. Ali dünyadaki tek erkek değil. Biliyorsun değil mi? Asistan Deniz arıyor. Keşke çıkmak zorunda kalmasaydım. Sen bak işine. Bana şans dile. Ne için? Bugün yurttan akıllı mı akıllı cin gibi bir ziyaretçim geliyor. Zeliş. Büyünce gazeteci olmak istiyormuş. Belki de yeğenin olacak. Bol şans dilerim ablacığım. Bak, dünkü engame de üstünü değiştiremedik. Duş al lütfen. Benden de bir şeyler giy, tamam mı? Hı hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Başım ya. Çantan hazır mı? Hadi çıkıyoruz. Hazırlıyor musun öğretmenim? Bak, bunu Zeynep annem için yaptım. Çok güzelmiş. Yalnız anne demek yok. Zeynep Hanım diyeceksin Zeliş. Anlaştık mı? Hı hı. Sunu öğretmen. Efendim? Bir dakika bakar mısınız? Ha, geliyorum. Sen hazırlan. Zeynep Hanım'ın başvurusu reddedildi. Ne?
Gelsene. Kahveni nasıl içersin? Kahvemi içtim, sağ ol. Yapma ya. 40 yılda bir senden ziyaret elbi geliyor odama. Fazla vaktini almayacağım. Duru'yla ayrılmışsınız. Ya bak, bu konuya çok karışmak istemiyorum. Sonuçta benim meselem değil, bana düşmez. Ama Duru çok üzgün. Bir de kafasını bir şeye takmış, kurup duruyor. Neymiş o? Senin onu değil de beni sevdiğine dair saçma bir fikir var kafasında. Saçma bir fikir. Evet. Yani takılmış ona, kurup duruyor, kendini üzüyor. Acaba diyorum sen onunla bir konuşsan mı? Bu yanlış anlama değil Zeynep. Keşke öyle olsa. Ama bu gerçek. Ben seni seviyorum. Ali sen ne diyorsun? Zeynep bak, ben sadece hislerimi söyledim. İlişkine saygı duyuyorum. Sakın yanlış anlama. Senden hiçbir beklentim yok. Benim senden bir beklentim vardı ama Ali, arkadaşım olarak. Kız kardeşimle yalansız, dürüst bir ilişki kurman. O daha çok küçük. Bu konu onu nasıl yaralıyor görmüyor musun? Bu durumda en doğrusu benim işten ayrılmam olacak. Zeynep lütfen yapma bunu. Ali bunu bile bile burada çalışamam. Yarın sabah istifamı vereceğim. Tavşancığın havucuna geldi. Ah, bakalım. Ah, bakalım. Ah. Kapı çaldı ablacığım. Ben bakayım. Sen ye, tamam mı? Aferin. Merhaba Melek. Öğretmen bunu sana gönderdi. Ödevler. Bunu da annene verecekmişsin. Devamsızlık için mazeret bildirmesi gerekiyormuş. Sen niye gelmiyorsun ki okula? Küçük kardeşim var, ona bakıyorum. Yani annem bakıyor da Hasan beni yanında istiyor. Hasta olunca da çok tutturuyor. Ablam yanında dursun, ablam yanında dursun diye. Anneannen yok mu senin? Yok. Niye ki? Benim de yeni bir kardeşim oldu şimdi. Köyden anneannem geldi. Anneme yardım ediyor. Yemekleri o yapıyor. Ondan sordum. Yok, bize gerek yok ki. Annem her şeyi yapıyor. Ha. Annem poğaça gönderdi. Al. Al. Ya biz daha demin yedik poğaça. Al işte ya. Anneannem yaptı. Biz çok yedik. Çok teşekkür ederim sana. Rica ederim Melek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım. Hadi kızım, güldür yüzümüzü biraz. Hadi koş ulan biraz. Hadi yap bir güzellik Cengiz abine. Hadi kızım, güldür yüzümüzü geç. Hadi. Tuh. Özgen'in çocuğu kahraman Dejil örtücü oldu. Suat Aile bir... Ben böyle şansın içine. Ulan az biraz ucundan gösterseydin be. Hepten suyu kesildi paranın ya. Hayatta eşek şansı isteyeceksin. Vurursa tam vursun. Bana vurdu dayıcım eşek şansı. Bana tam 12'den vurdu. Gittik tutulduk bir karaya bak. O gün bugündür lastik patlak. Geçmişi tenekeli şu ulan. Ay ben... Alo. Cengiz mi? Ne olmuş Cengiz'e? Kemal verdi. Telefonunu. Sarı Kemal. Lan Biz Adana'dayız. Derya pavyon. Bildin? Ne? Ha, tamam barajın oradaki pavyon. Tamam evet. Gel artık lafın ortasına. Geçelim salatayı. Evet kısasından buyur. Kısası al karıyı gel. İş var sana burada. İş mi var? Bak birader. Eğer doğru söylüyorsan ağzını öpeyim ama eğer benimle dalga malga geçiyorsan... Cengiz Yıldız adına alınmış biletler hazır. Oradan konuşuruz. Telefon numaram bu. Adım Mahmut. Hadi tutmayayım seni. Ya birader ben seni tutmayayım ya. Tamam hadi kapa, hayırlı günler.
Allah'ım tutmayın beni ulan. Tutma beni, tutma beni abi. Hadi eyvallah. Babacık hoppala babacık. Altında resmi kardeşimin mis gibi oldu. Hoppala. Aa, biz poğaçalar yemedik. Hadi bakalım yiyelim. Sana, bu da bana. Bu Ali abinin fotoğrafı. Dünyada bir sürü insan vardır. Kadınlar, erkekler ve anneler. Ailesinden, sevgiden başka her şey görmüş küçük bir kız ve onu bu hayata, hayattan çekip almaya, ona hak ettiği mutluluğu vermeye niyetli bir kadının öyküsünü anlatan bir kitap yayınlandı. Biliyor musun Hasan? O küçük kız benim. Zeynep öğretmenle ikimizin hikayesi bu. Demek ki o da beni unutmamış. Demek ki o da beni unutmamış. Keşke gördüğümde gitseydim yanına. Emin misin? Güncel gazetesinde fotoğraf editörü bu öğretmen değil ki. Aklıma bir şey geldi Hasan. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mal oldum Gonca güle. Acem şalı ince bele. Acem şalı ince bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni. Derdilen bıraktın beni, derdilen bıraktın beni. Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. May oldum Gonca güle. Acem şalı ince bele. Acem şalı ince bele. Artık bizim misin ha bacım? Vallahi artık kovsanız da gitmem. Sevdim bu işi.
Bu gece düet yapsanız ya Haydar abi. Sabahat abla inanmaz Suni gibi. Dağlar duman böyle iyi geçin. Siz de türkü söyler misiniz Haydar abi? Ya ben türkü söyleyemem. Ama arada bir türkü beni söyler. Neyse hadi bakalım Mecda. Şu senin hesabı kapayalım artık. Alo. Oo, lütfettiniz Şule Hanım. Neredesin lan sen? Buradayım kocacığım, ne oldu? Niye açılmıyor bu telefon? Hangi telefon? Şu an konuştuğumuz bu telefon mu niye açılmıyor? Allah'ım sen sabır ver ya Şule. Canım. Kızım ne oluyor sana ya böyle kocacığım canım benim? Bunlar sevgi sözcükleri. Allah Allah, yedim ben de. Ay yedim ben de deyince aklıma ne geldi Cengo? Yakınlarda acaba buluşup bir şeyler mi içsek beraber? Ben bir yer gördüm, çok güzeldi mesela. Oraya gidebiliriz. Gel bakalım, gel bakalım. Oy, oy, kurban olsunlar sana. Gel bakalım. Öpeyim, ablacığım öpeyim mi seni? Öp ablası öpsün. Ben şimdi hızlı gideyim geleyim, tamam mı? Hadi, tamam yavrum, tamam. Hadi, gel. Belki de telefon edip iptal etmeliydim. Ama hem size hem Zeliş'e onu buraya getireceğime dair söz vermiştim. Ne kadar süreyle askıya alınacak başvurum? Buna bir şey diyemem. Kurula gidecektir. İşte kuruldan çıkması. Ama neden kurula gidiyor? Benim dosyam kabul edilmişti, işleme alınmıştı. Nereden çıktı şimdi bu erteleme? Ben de buna itiraz edeceğim. Arayacağım müdürü. Maalesef yapacak bir şey yok Zeynep Hanım. Dosyaya dair olumsuz bir kanaat varsa kurula gider. Olumsuz kanaat mi? Kimden? Yeni atanan müdür muavinimiz. Tabii ya, anlamalıydım. Çocukları gelip görebilecek miyim peki Zeliş'i? İyi bir avukatım var. Hukuk işlemlerini başlatmak için elimden geleni yapacağım. Göreceksiniz, bırakmayacağım bu işin peşini. Zeliş, yanıma oturmak ister misin? İsterim. Gel. Nasıl? Memnun kaldın mı bugünkü gezinden? Kaldım. Zeliş'cim ben bir lavaboya gidip geleceğim. Sonra toparlanıp çıkarız, tamam? Tamam. Size bir şey vermek istiyorum. Öyle mi? Neymiş o, bak çok heyecanlandım. Dur önce düzelteyim. Ha, sen mi yaptın bunu? Çok güzel olmuş. Evet. Başınıza takalım mı? Takalım tabii. Teşekkür ederim. Yakıştı mı? Yakıştı.
siz çok güzel bir anne olurdunuz. Çok isterdim annem olmanızı. Başlamak istersin. Ellerimi yıkayıp gelebilir miyim? Tabii. Bir de işsiz kalınca bocalılık da yani sen de ben de bir saçmaladık ama öyle abartılacak bir durum yok kızım. Yani? Yani küsliğe gerek yok diyorum şöyle. Neyse uzatmayalım, ben asıl mevzuya geleyim. Gelelim. Ben de diyorum bayram değil seyran değil, Cengiz beni niye öpsün? Vallahi ben seni her türlü havada karada öperim de şimdi burada sırası değil. Neyse. Adana'dan acayip bir teklif aldım bak, çok sağlam bir pavyondan. Hemen atladım üstüne, yarın oradayız. Ben hiçbir yere gitmiyorum Cengiz. Niye lan? Ne demek bu? Her şey gayet yolunda gidiyordu. Bilmiyorum Sinan. Suna Hanım yeni atanan müdür muavini yüzünden olduğunu söyledi. Ama vazgeçmeyeceğim bak. Onlar istedi diye bırakmayacağım bu işin peşini. Öyle bir şey olmayacak, merak etme. Yarın gidip tekrar konuşuruz. Anlarız bakalım dertleri neymiş. Hem onlar da görsünler vazgeçmeyeceğimizi. Belki bizi deniyorlardır. Yani kararlı mıyız diye. Bilmiyorum Zeynep. Ama bir yolunu bulacağız, bir çözümünü bulacağız, merak etme sen, tamam mı? Üzme kendini. Tamam. Akşama konuşuruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoş geldin Gönül Anne. Hoş buldum, kusura bakma. Seni beklettim, geç kaldım. Estağfurullah, ne kusuru? Asıl siz kusura bakmayın. Yani iş yoğunluğundan dükkana gelemedim. Ne içersiniz? Ne söyleyeyim size? Hiçbir şey, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kusura bakma. Yine yordum seni buralara kadar. Mühim bir şeydi. Yoksa yormazdım. Ama kime söyleyeceğimi bilemedim. Sonra sen geldin aklıma. Gönül Anne, hayırdır? Nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum aslında. Söyleyeceklerimle hayatınızı alt üst edeceğimi de biliyorum ama artık saklayamam. Söylemem lazım. Turna yaşıyor. Nasıl yani? Artık burada çalışıyorum. Pavyon değil ki kızım burası. Ne işin var senin burada ya? Ha? Hoş geldiniz kardeş. Şule Hanım bizim yeni solistimiz. Ben Aydar. Sen? Cengiz ben. Kocası. Memnun oldum Cengiz Bey. Buyur. Eyvallah. Oturalım şöyle. Oğlum, çay kap bize. Ah, gel. Vallahi böyle solist falan söylerken kulağa havalı geliyor ama
getirisi götürüsüne bir tartmak lazım tabii. Biz zaten Şule'yle daha önce konuştuk. Yine konuşuruz. Ayda net 3-4 bin lira arası gelir olacak. Artı bahşişler. Zaten burada harcayacağı bir şey de yok. Ama olur ya, zamanla Şule çok tutuldu. Barın da potansiyeli değişti. O zaman tekrar oturup konuşuruz. Bana müsaade. Beklediğim bir telefon vardı. O gelmiş. Yani ben kararımı verdim, burada çalışacağım. Kızım var ya, senin o çalışan, söyleyen ağzına kurban olurum ben. Bak, adımın yanına renk vermedim. Şule bu iş çok kıyak. Hemen Adana'ya haber veriyorum, gelemiyoruz diyorum. Beklemesin çocuklar. Allah Allah'ım, çok şükür. Tamam demiştiniz. Yarından itibaren buradalar demiştiniz. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Ne olmuş? Adana'da ayarladığım işi geri çevirmişler. Gitmemişler. Ne yapacağız? Bakacağız bir çaresine. Öyle ya da böyle onlardan kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Efendim? Aa, gelsin, gelsin lütfen. Sinan gelmiş. Hoş geldin Sinan abi. Hoş bulduk Gamze. Cahide Hanım. Hoş geldin Sinancığım. Bu ne güzel sürpriz. Kusura bakmayın, habersiz geldim. Bir müşteriyle alakalı bir sorun yaşıyorum da size danışmak için geldim. Gamze, bize izin verir misin canım? Aa, tabii tabii. Sorun değil. Görüşürüz sonra. Kaçtım ben hemen. Ne oldu Sinan? Gördüm. Gördüm. Artık başka çocuklara yardım ediyor. Onların demek ki daha ihtiyacı var. Demek ki bizim durumumuz o kadar iyi ya. O kadar da kötü değil. Artık beni sevmesine gerek yok. Olsun. İkimiz birbirimizi çok severiz değil mi ablacığım? Hem de çok. Hem de çok. Kimse ihtiyacımız yok bizim. Gül'ün anne Turna'nın yaşadığını öğrenmiş. Evet. Haberim var. Neden bana bahsetmediniz? Neden Gül'ün annenin gelmesini beklediniz? Sana geleceğini bilmiyordum. Zeynep'in öğrenmemesi konusunda anlaşmıştık. Sinan, çok zor biliyorum. Ama Zeynep'i düşünmemiz gerek. Öyle değil mi? Zeynep'i korumamız lazım. Korumak mı? Cahide Hanım, sizce koruyabildik mi? Ha? Zeynep iyi mi sizce? Ne demek istiyorsun Sinan? Zeynep Turna'dan her bahsettiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Ben sevgilimin gözüne bakamıyorum. Çünkü onun gözündeki o acıyı görmek istemiyorum, dayanamıyorum. Ne diyorsun peki Sinan? Ne yapmamız lazım? Cahide Hanım, ben Zeynep'ten bu sırrı daha fazla saklayamam. Neymiş benden saklanan sır?